Fokus'ta Bloomberg HT ekranında yayınlar devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Bugün gündemin konularını birlikte ele alacağız. Öncelikle bu hafta aldığımız önemli makro başlıklar var. Biri sanayi üretimi, diğeri ise cari denge verileri. Detaylarına baktığımızda sanayi üretiminde çok volatil bir veri serisiyle yine karşı karşıyayız. Zira baktığımızda Haziran'da 10 ayın en iyi verisini karşılamışken Temmuz ayı itibariyle 15 ayın en sert değer kaybını yaşamış olduk. Aynı zamanda cari dengede de 11 ayın en düşük yıllıklandırılmış verisiyle karşılaştık. O da 5 ay arka arkaya düşüyor. Bu veriler ne anlam ifade eder? Büyümeyle ilgili beklentilerimizi nasıl şekillendirmeliyiz? Ve tabii merkez politikasında nasıl karşılık bulabilir? Biraz öncelikle bunları konuşmak istiyoruz bugün. TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü, Baş Ekonomist Doktor Burcu Ünü var bizimle beraber bu sabah. Burcu Hanım hoş geldiniz yayınımıza diyelim. İsterseniz öncelikle sanayi üretimi tarafından başlayalım. Dün ekonomist Haluk Bürümcekçi veriyi değerlendirdiği zaman özellikle takvim etkisinden arındırılmış 3 aylık hareketli ortalamanın yıllık değişiminde Haziran'da %41,2 ile rekor kırıldığına işaret etmiş ve 3. çeyrekte bir yavaşlamayı doğal bulduğunu söylemiş. Yıl sonu için %9,3'lük büyüme tahmininde ise yukarı yönlü risklerin azaldığı şeklinde bir değerlendirme paylaşmış. Siz sanayi üretimi verisini gördüğünüz noktada acaba büyüme beklentilerinizi nasıl etkiledi, kırılımlarını nasıl yorumladınız? Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de iktisadi aktivite aslında canlı devam ediyor. Burada belki iki şeyi ayırmak gerekiyor. Bir önceki döneme göre belli alanlarda yavaşlamalar var. Ancak özellikle ihracat talebi iyi gittiği için ihracattan beslenen sektörlerde iktisadi aktivitenin iyi gittiğini görüyoruz. Bu nedenle de biz de yıllık büyüme beklentimizin örneğin senenin en başında yaptığımız seviyeye göre yukarı geldiğini görüyoruz. Bütün bu çalışmalar sonrasında önümüzdeki dönemde Türkiye'deki iktisadi faaliyeti okumak için özellikle Avrupa Birliği'ndeki büyümeyi çok yakından takip etmemiz gerekecek. Şu anda bizim angörü ve öngörü modellerimiz de gayri safi yurt içi hasıla cephesinde çok büyük bir yavaşlamaya işaret etmiyorlar. Takvim etkisi birazcık zor bir aydı sanayi üretiminde. Geçtiğimiz yılın tatilleriyle bu yılın tatillerinin uymadığı bir aydı. O nedenle okuması zor bir veriydi. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, yakın döneme göre bir yavaşlama var. Ancak özellikle ülkenin geneline yayılan ya da yıllık büyümeyi çok olumsuz etkileyecek herhangi bir etkiden söz etmek mümkün değil. İktisadi aktivite canlı. Şimdi hani PMI verilerinde de bir miktar aşağı yönlü gelinse de yine 50'nin üzerindeki seyir mesela devam ediyor. Keza reel kesim güven endeksine baktığımızda çok öyle moral bozucu bir tabloyla karşılaşmıyoruz. Cari denge tarafına da gelecek olursak orada da dün itibariyle aslında karşımıza çıkan veri 683 milyon dolarla piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde de olsa bir cari açığa işaret ediyor. Geneline baktığımızda ise özellikle herhalde normalleşmeye mi dayandırmak lazım? Turizm gelirlerini mi belki biraz daha dayandırmak lazım? Yine de toparlanmak. Parlanmaya işaret eden bir tablo var derim. Bilmiyorum, katılır mısınız? Evet, tabii bu iktisadi aktiviteyle bu ödemeler dengesi uyumlu mu? Aslında bu daha kritik bir soru gibi geliyor bu dönemde. Evet. Çünkü çok zor bir zamandan geçiyoruz. Alışık olmadığımız bir zamandan geçiyoruz. Siz çok güzel ifade ettiniz. Özellikle turizm tarafına bakmak çok çok önemli ve anlamlı bu dönemde. Ödemeler dengesi tarafında cari dengenin artıya dönmesi gibi beklentiler vardı. Onun gerçekleşmediğini görüyoruz. O beklentiler aslında çok gerçekçi değildi. Bugün gördüğümüz rakamlar daha anlamlı. Türkiye ekonomisinin gerçeklerine daha uygun rakamlar. Orada belki önümüzdeki dönem için çok konuşulmayan bir noktayı not etmek gerekebilir. Küresel tedarik zincirlerindeki sıkıntı çok popüler olan bir konu. Hepimiz konuşuyoruz. Ama bu aslında Türkiye'yi de etkileyen bir konu. Bunu bazen söylemeyi atlıyoruz. Özellikle ara malında ithalata bağımlı olan bir ülkeyiz. Biraz önce sanayi üretiminde bahsettiğim konuyla bir çapraz konuşma var burada. İhracat talebi iyi gidecekse, bizim sanayi üretimimiz iyi gidecekse ithal ara malına bağımlı olacağız. Buradaki tedarik zinciri sıkıntıları, fiyatların artması, ödemeler dengesi üzerinde bir yük yaratabilir. Ayrıca üretici fiyatları üzerinden içeriği de baskılayabilir. Bu çapraz okumaları yaparak baktığımızda ödemeler dengesinde toplam değer, nominal değer sınırlı gibi görünse de yine de çok dikkatli olmakta fayda var.
Şimdi orada peki beklediğiniz ekonomik aktiviteyle az önce size söylediğiniz hani sanayi üretimiyle cari dengeyi aslında birbirinden çok ayrı tutmadan yorumlamak lazım diye. Merkez Bankası tarafında mesela yılın geri kalanına baktığımız zaman onların öngördüğü makroekonomik aktivite ve diğer değişkenler tabii işte Avrupa ile olan ilişkiler, ihracat tarafından katkılar vesaire, turizm tabii işin içerisinde. Merkez Bankası mesela yılın geri kalanında bir cari fazla öngörüsünü paylaşmaya devam ediyor bizimle sözlü yönlendirmelerinde. Ama orta vadeli programda cari açık öngörüsüyle karşılaştık. Sizin hesaplamalarınız hangi tarafa daha yakın? Biz de cari açık görüyoruz ama Merkez Bankamızın da Ekim'deki enflasyon raporunu bir görmek lazım. Evet. Çünkü Merkez Bankamız bunları söylediği zaman aslında petroldeki hareket bu kadar keskin değildi, yukarı yönlü hareket. Şimdi petrolde yukarı yönlü bir hareket var. Özellikle emtialarda hem yukarı yönlü bir hareket var, doğalgaz dahil, enerji emtiaları dahil. Yani bu hareketin devam etmesini öngörüyoruz. Biraz önce bahsettiğim arz yönlü sebeplerle de biz ödemeler dengesi açığının devam etmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde iklim krizi kaynaklı düzenlemeler sebebiyle biz emtialarda aslında, yani sadece 2021-2022 değil, çok uzun vadede yukarı yönlü bir kırılganlığın olduğunu da sürekli not ediyoruz bütün çalışmalarımızda. Peki delta varyantı mesela biraz daha yakın ve orta vadeli çalışmalarınızda nasıl bir karşılık buluyor? Öngörmek mümkün mü? Bu belirsizliği hesaplara nasıl katacağız? Bir önceki enflasyon raporunda Merkez Bankamız kapatmaların ekonomiye etkileri üzerinde bir çalışma yapmıştı. Kapatma gerçekten yönetmesi çok zor bir konu. Özellikle de Türkiye gibi düşük gelirli hane halkının olduğu yerlerde eğitimi kapatmak, sanayiyi kapatmanın gerçekten çok hem iktisadi hem insani maliyetleri var. Delta varyantı geliyor. Bu işin pek de sonu yok gibi görünüyor. Yani bir işte mu varyantı geliyor, başka varyantlar gelebilir. Burada konunun hep aşılanma üzerinden ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aslında dünya genelinde baktığımızda hiç de fena olmayan bir aşılanma oranı var. Ancak o oranın iller arasında eşit dağıtılmaması, dağılamamış olması bir risk yaratıyor. Önümüzdeki dönemde yeni bir kapanma olmaması için, eğitimin aksamadan devam edebilmesi için mutlaka ve mutlaka aşılama faaliyetlerinin yaygınlaşması gerekiyor. Biz de bütün çalışmalarımızda politika yapıcılara not olarak bunu mutlaka not ediyoruz, söylüyoruz. Bu iş varyantların bitmesiyle olmayacak. Çünkü o bitmeyecek. Bu iş aşılanmayla olacak. Şimdi bu arada son dakika var, hemen onu da söyleyelim. Uluslararası Enerji Ajansı dün de OPEC'i görmüştük. Onlar da küresel petrol talebiyle ilgili tahminlerini paylaşıyorlar. Bu yıl için günlük 5,2 milyon varil, 2022'de ise 3,2 milyon varillik artış öngörüleri var küresel petrol talebi için. Dün görmüş olduğumuz OPEC tahminlerinde ise değişime gidilmemişti. Küresel petrol talep artış öngörüsü bu yıl için 6 milyon varil, gelecek sene için 4,15 milyon varilde sabit kalmıştı. Onu da belki hatırlatmak fayda var. Burcu Hanım, son bir soru olarak da yine Merkez Bankası'na dönmek istiyorum. Çünkü yurt dışında sürekli olarak varlık alımı azaltımına acaba başlanacak mı? Bunun açıklaması, sözlü yönlendirmesi ne zaman gelecek? Şimdi bugün Amerika'dan alacağımız enflasyonu bile piyasa bu gözle okumaya çalışacak. Acaba Kasım'da, Aralık'ta Fed'den varlık alımını azaltıyoruz açıklamasıyla karşılaşacak mıyız diye. Keza Avrupa cephesine baktığımızda orada da geçen hafta Başkan Lagarde bir yeniden kalibre edeceğiz ifadesini kullandı. Varlık alım programı açısından. Şimdi yurt dışı merkez bankaları gelişmiş ülkeler tarafında böyle bir para politikası evrenine doğru giderken bizde faizi ne zaman indiririz diye konuşuyoruz. En sonunda çekirdek enflasyona kayan bir vurgu söz konusu olmuştu. Bu çerçeveden baktığınızda nasıl bir öngörünüz olur? Sizce mesela bu aydan itibaren merkez bir faiz indirimine zemin mi hazırladı? Böyle bir beklenti içinde olmalı mıyız? Ve küresel tarafta rüzgar ne kadar arkamızdan esecek bu iş için? Amerika Birleşik Devletleri toparlıyor. Yani pek çok açıdan toparlıyor. Bir önceki istihdam rakamları beklentilerin çok altında gelince böyle bir şaşkınlık oldu ama genel veriye baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin aslında hafif hafif sağlıklı da bir toparlanma, sağlıklı diyebileceğimiz bir toparlanmanın içine gittiğini görüyoruz. Enflasyonun geçici olduğu, iş yaratımının başladığı, yeterli değil ama başladığı ve devam ettiği bir sürecin içerisinde. Dolayısıyla Fed'den bir parasal genişlemenin geri çekilmesi yönünde adım beklemek çok makul görünüyor. Bu faiz arttırımı demek değil hemen.
Öncelikle likidite ile ilgili adımlar atılacak, araya bir zaman girecek, iyileşmenin sağlıklı olup olmadığına bakılacak. Daha sonra bir faiz artırımı 2022'nin içerisinde belki görebiliriz. Avrupa Birliği ise bundan çok daha farklı bir hikaye. Avrupa Birliği'nin iktisadi birlik açısından yaşadığı sorunları maalesef çok uzun zamandır izlemeye devam ediyoruz. Yani ben öğrenciliğimdeydik, biz bunları konuşurduk. Hala bu sorun çözülmedi. O da Merkez Bankası'nı çok zorluyor. O nedenle Güney ile Kuzey'in ayrıştığı bir Avrupa para politikası tarafında da Amerika'daki gibi böyle bir lineer hareketle gidemeyecek. Böyle bir ortamda konuyu sizin Türkiye sorunuza bağlamak için şunu not etmek istiyorum ki Türkiye'deki enflasyonun yüksek olduğunu her ortamda zaten Merkez Bankamız da not ediyor. Çekirdek enflasyon anlamlı mı? Elbette ki anlamlı. Ancak çok uzun süredir enflasyonun yüksek kaldığı, bu yüksekliğin hem üretici hem tüketici tarafları olduğu bir noktada çekirdek enflasyona iktisaden haklı gerekçelerle bile olsa vurgu yapmak beklentileri şekillendirmek açısından yeterli olmayacaktır. Bu nedenle sıkı para politikasının devamı hem çevremizdeki merkez bankalarının hareketleri düşünüldüğünde hem de bizim beklentilerimizin kırılganlığı ele alındığında şu anda daha makul görünüyor. Takipçisi olacağız sürecin. Bakalım önümüzdeki aylar bize neler getirecek. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti Doktor Burcu Ünü var bu sabah bizimle beraberdi. Yine bu sabah itibariyle konut satış istatistikleri verilerini de karşıladık. Ağustos'ta rakam 141.400. Bu arada tabii ipotekli konut satışlarında %64'lük bir azalış da dikkat çekiyor. Az önce Makbo Yönel Maya'yla da bir değerlendirme şansımız olmuştu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyük Duman da bu sabah bizimle beraber. Ahmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Konut satışı rakamlarını nasıl karşıladınız? Bundan sonrasındaki ivme nasıl şekillenecek yılın geri kalanında? Merhaba Zeynep Hanım, konut satışlarını gayet iyi karşıladım. Çünkü şöyle bakalım, 141 binlik bir satış gayet iyi bir rakam. Ama sadece o rakama odaklanmamak lazım. Geçen yıl biliyorsunuz faiz oranlarında çok ciddi bir indirim yapılmıştı. Onun etkisiyle sanki bu ayda geçen yıla göre biraz gerileme varmış gibi gözükse de aslında öyle değil. Durumlar gayet iyi. Neden diyeceksiniz? Bir, Türkiye'nin uzun vadeli ortalama iş günü başına konut satış adetleri 5500'dür günlük bazda. Oysa bakıyoruz ki Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta bu rakamlar 6000'lerin üzerine çıkmış. Yani Haziran'da 6000'in biraz üstünde ama mesela Temmuz ayında toplam konut satışları biraz geriye düşmüş gibi gözükse de biliyorsunuz bayram vardı. Bayram dolayısıyla iş günü sayısı azdı. Oradan da iş günü bazında konut satış rakamlarına baktığımızda 6700'ü görüyoruz. Ağustos ayında da günlük satışlarda yine 6700'ü görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Haziran'dan itibaren başlayan konut piyasasındaki canlanma devam ediyor. Özellikle ipoteksiz satışlara da dikkat çekmek istiyorum ben. Faizlerin yüksekliği nedeniyle ipotekli satışlar 20 binler civarında ama ipoteksiz satışlar 100 bini aşmış durumda. Bu da aslında krediye bağlı olmayan konut piyasasının bir hayli hareketlilik gösterdiğini bize işaret ediyor. Dolayısıyla konut piyasası canlıdır ve önümüzdeki günlerde de bu canlılığını devam ettirecekmiş gibi gözüküyor diyorum ben ilk bakışta. Peki bu canlılık fiyatlara nasıl yansıyacak? Bir de onu konuşalım isterseniz. Çünkü bir yandan konut fiyatlarında tabii 2 yılı aşkın süre reel getiriden bahsedemedik. Sonrasında artıya geçiş söz konusu oldu. Hatta Knight Frank gibi kurumların araştırmalarında özellikle İstanbul özeline baktığımızda dünya çapında belki fiyat artışlarının en yüksek olduğu konut piyasalarından biriyle karşılaşıyoruz. Kira da bu arada el ele gidiyor bu işle. Çünkü krizde tabii bu işin arzı kısıtlandı ama tasarruf sahibi konuta yönelmeye burada da yurt dışında da devam etti. Bu açıdan baktığınızda fiyatlarda nasıl bir etkileşim olacak ve tabii kiralarda yükseliş devam edecek midir Ahmet Bey? Şimdi şöyle bir şey, fiyatlarda genel olarak %30'luk bir artış görüyoruz Merkez Bankası endeksine göre. Ama öbür taraftan TÜİ'nin kira endeksi var. O mevcut kiracıları kapsadığı için aslında piyasanın hani sıcak piyasayı çok yansıtan bir şey değil. Fakat Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi'nin ürettiği bir endeks var. Orada da Türkiye için ortalama kira artışları %28 olarak gözüküyor. Demek ki konut fiyatlarıyla kiralar aslında başa baş %30'lar civarında ülke ortalamasında bir artış göstermiş. İkisi de el ele
gidiyorlar. Hatta kira çarpanına baktığımızda 17,5 yıla kadar indiğini de görüyoruz Türkiye genelinde. Vallahi ben o kanaate katılmıyorum. O hesaplamaları doğru bulmuyorum açıkçası. Yani Türkiye genelinde 20-22 yılın altında bir kira çarpanına rastlanabileceğini tahmin etmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Betam'ın böyle bir çalışması var ekrana yansıyan. Endeksan'ın mı? Yanlış görmüyorsam Betam'ın çalışması. Şu an grafik hatta ekranımıza yansıdı Ahmet Bey. Sizin de televizyonunuz yakın bir noktadaysa belki görme şansınız olabilir. 19'lar civarından 17,5'lara kadar burada bir iniş söz konusu olmuş görünüyor. Türkiye genelinde kira çarpanı grafiği ekranımıza geldi. Vallahi benim kanaatim o yönde değil. Yani benim çalışmalarım da onu göstermiyor öbür taraftan. Fakat şöyle söyleyebilirim. Zaten fiyatlar %30, kiralar da %30 arttıysa kira çarpanlarının değişmemesi gerekiyor. Evet. İkisi de aynı oranda arttığı için matematiksel olarak. Fakat şunu söyleyebilirim. İkisi de el ele gidiyor. Bunun arkasında şu anda görünen iki tane temel faktör var. Bir tanesi gerçekten biz konut talebini cevaplayabilecek şey üretemiyoruz. Yeni konut üretemiyoruz. Bakın bunu nereden görüyoruz? Kiralık konut ilanlarının sayısındaki azalmadan görüyoruz. Konut satış ilanlarındaki azalmadan görüyoruz. Piyasada satılacak mal yok. Fiyatlardaki artışın bir kısmını böyle değerlendirebiliriz. Öbür taraftan ise inşaat maliyetlerinde çok ciddi bir artış var. Malzeme maliyetlerindeki artış %57'lere dayandı. Öbür taraftan da ortalama işte toplam inşaat maliyetlerini dikkate alırsak %43-44'lerde. Yani konut fiyatlarındaki %30 artış ama arkasında inşaat maliyetlerinde %40'ları aşan bir artış var. Bu çerçevede hani temel problemimiz bir arz yeterli değil. İki, inşaat maliyetleri çok yüksek şeyin üzerinde, hatta fiyat artışlarından çok daha üzerinde bir inşaat maliyetleri artışı var. Önümüzdeki dönemlerde demek ki bu faktörler hemen, özellikle demografik faktörler hız kesmeyeceğine göre, inşaat maliyetlerindeki bu enflasyon da bir an önce normale dönmeyeceğine göre fiyatlarda, dolayısıyla da onun bir uzantısı olarak kiralarda bir artış gözlememiz normal olacaktır benim kanaatimce. Peki burada fahiş artışa karşı planlanan bir formül var. Hayata geçerse ev ve iş yeri kiralık olarak üretebilecek firmalara bir takım vergi avantajları sağlanması öngörülüyor. TOKİ'nin yanı sıra belediye şirketlerinin de kiralama yapabileceğine işaret ediliyor. Böyle bir durumda acaba kira artışlarının bir miktar önüne geçirmiş olur mu? Ya benim kanaatim kiralama için konut yapmak yerine konut yapmak üzerine bir sübvansiyon, teşvik yapılırsa hepsi, bütün problemler bir arada çözülmüş olur. Şu anda hani kiralar çok dikkat çekti ama aslında bizim mekana ihtiyacımız var, konuta ihtiyacımız var. Eğer konut yapılması için gerekli önlemler ve tedbirler alınıp konut arzı artırılırsa her iki tarafta da, hem fiyatlar hem kiralar, bir normalleşmeyle yüz yüze kalacaktır. Şimdi bunun, ben de o haberi okudum, ancak şöyle bir durum var. Bakın, bir takım inşaat şirketleri kiraya vermek üzere ev yaparsa devlet buna teşvik ederse diyoruz. Türk inşaat sektörünün aslında temel, ya belki bütün Türk şeyinin, girişimci dünyasının temel sorunu öz varlık noksanlığıdır. Yani hiçbir müteahhit bütün projesini kendi kaynaklarıyla finanse etmez. Temel motivasyonu inşaatı bir taraftan yapıp bir taraftan da satarak, muhtemel potansiyel alıcıların finansmanını sağlayarak inşaatını ilerletmek üzerine kuruludur. Ve burada bu modelde şunu demek istiyorsunuz, doğru anladıysam ben, yani o haberden. İşte müteahhit gelsin, buraya atıyorum 1000 tane konut yapsın, sonra bunu kiraya versin. Ben buna da bir takım teşvikler vesaireler vereyim. Başta çok mantıklı gibi gözüküyor ama onu yapacaksınız, koyduğunuz öz kaynağı 10 yılda 20 yılda mı geri alacaksınız? Veya bir yerden kredi kullansanız bankalardan 10 yıl geri ödemeli olsa, ben size şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de herhangi bir konutun kirası, onu satın almak için kullanacağınız kredinin sadece 5'te 1'ini geri ödeyebiliyor. Öyleyse aslında şöyle bir sorunumuz var bizim. Bu tür uzun vadede kiraya vermek üzere konut üretme, sadece buna odaklı bir teşvik yeterince bence şey değil. Rasyonel gelmiyor bana, çünkü arkasında uzun vadeli ve çok düşük faizli finansman imkanı yaratmanız gerekir.
Onu yaratamıyorsak biz şöyle yapalım. Bugüne kadar Türkiye'nin böyle bir kira vesaire hani bu derecede şiddetli bir sorunu yoktu. Eğer siz yeterli konut üretirseniz merak etmeyin Türkiye gibi ülkelerde konut sahipliği ve konutu satın alıp kiraya vermek alternatif bir emeklilik planıdır. Dolayısıyla siz yeterince konut üretirseniz onu zaten satın alıp kiraya verecek insanlar da çokça olacaktır. Hele Türkiye'nin gittikçe yaşlanan bu nüfusunda gelecekte belirli bir nakit akışını yaratmak isteyen, geleceğe yönelik bir emeklilik birikimi yapmak isteyenler kiraya vermek üzere konut alımına da hevesli olacaklardır. O nedenle bence bir takım şey çözümler yerine doğrudan yeterli mekan üretecek ekonomik konut üretimini desteklememiz bütün problemler için daha anahtar bir çözüm olur. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, çok çok teşekkür ederiz. Konut piyasasındaki gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Bir diğer dikkat çeken haber ise kripto para dünyasından geldi. Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart ve Litecoin arasında bir anlaşma var mı yok mu? Önce var diye haber çıktı, sonra iki tarafla yalanladı ama bu arada ciddi anlamda dalgalanma yaşandı. Litecoin'in fiyatında %20 civarı yükseliş sonrası geldiği nokta 230 dolarların üzeriyken bu sabah 170 dolarlara kadar bir iniş haberin yalanlanmasıyla beraber geldi. Peki kripto para piyasasında manipülasyona karşı küresel çapta ne gibi bir regülasyon söz konusu olacak ve farklı ülkeler burada beraber hareket edebilecekler mi? Global Bill Law'dan avukat Sima Baktaş bizimle beraber. Sima Hanım, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Kripto para deyince hemen akla bu tip manipülasyon, spekülasyon haberleri geliyor. Çokça bu ara uluslararası basında yer de aldı aslında. Burada küresel çapta regülasyonlar sizce hangi aşamada? Merhabalar, öncelikle yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Küresel çapta bir manipülasyon suçuna karşı bir birleşme var mı desek doğru olmaz. Maalesef ki bu suçlar çok yerelde kalıyor. Her ne kadar etkisi çok küresel çapta olsa da yatırımcının zarara uğrayan yatırımcı yetki hukuku bakımından lokal davranmak durumunda kalabiliyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Elon Musk biliyorsunuz birçok manipülasyon yaratan tweetler attı. Burada mesela orada SEC soruşturma geçirdi. Oradaki yatırımcılar o kişi, Amerikalı yatırımcılar özellikle o kişiye karşı nasıl diyeyim size, bir girişimde bulundular ve bir şekilde yargı yollarına başvurma durumlarına bulundular. Ancak burada önemli olan kısım ise kurumların güçlü olması, SEC gibi bize karşılığı olan SPK gibi ya da diğer kurumların bu konuda aktif olarak yer alması. Ancak Türk hukukunda maalesef ki şu anda spesifik bir düzenleme olmadığı için kripto para piyasası için bu şekilde bir suçun SPK nezdinde gündeme gelmesi şu an itibariyle zor gözüküyor. Bu da demek oluyor ki bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Normal borsa şirketlerinde, aracı kurumlarda eğer bir kişi manipülasyon yaparsa bu suçtur. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası vardır. Bu hapis cezası ve aynı zamanda idari para cezası da vardır. Ancak buna konu olan durum ise daha çok şöyle söyleyelim ki kripto para dışındaki fiyat parayla alakalı durumlar. Çünkü Türk hukukunda henüz kripto paraların henüz bir tanımı yapılmamış. Borsa olarak adlandırabileceğimiz bir düzlemde henüz net bir şekilde ifade edilmemiştir. Ancak bu yine de suç olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bizim TCK kanunlarımıza göre yine bir şekilde fiyatları etkileme ya da dolandırıcılık suçları dediğimiz suçlar kapsamında yargı değerlendirebilir diye düşünüyorum. Avukat Sima Baktaş, çok çok teşekkür ediyoruz. Kripto paralarla ilgili gelen haber akışını hukuki açıdan bizim için yorumladı. Kısa bir reklam arası vereceğiz, ardından devam ediyoruz.
Ve Fokus'a devam ediyoruz. Az sonra Serdar Paz'a para piyasaları müdürümüzle beraber piyasalardaki durumu ele alacağız. Bugün kritik bir Amerikan enflasyon verisi var. Öncesinde piyasa beklentilerini değerlendiriyoruz. Deniz Yatırım'a dönüyoruz. Öncelikle Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdağ'ın bizimle beraber. Ne dersiniz Musa Bey? Bugün saat 15.30'daki veriye daha fazla önem atfetmek lazım mıdır? Özellikle dolar endeksinde sıkışık bir dar banta hareketi de görürken. Günaydınlar, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi evet, bugün itibariyle bugün en önemli verisi Amerika'dan gelecek enflasyon. Bir süredir beklentilerin üzerinde geliyordu enflasyon. Bir sınırlı geri çekilme, yıllık bazda 5.3 olması ve benzer şekilde çekirdek tüfeğinde 4.2'ye gerilemesi beklenmekte. Tabii ki hala çok yüksek ama buradaki bir toparlanma, bir soğuma piyasalar için olumlu karşılanacaktır diyebilirim. Bir süredir özellikle emtia fiyatlarında yukarı yönler konuşuluyordu. Demir cevherinde ciddi anlamda bir geri çekilme var. Alüminyumun özel durumu sebebiyle dün 3000 dolarlar civarını görmüştük ama bugün 2850 dolarlara kadar geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla emtia fiyatlaması üzerinden oluşan enflasyon baskısı bir süredir konuşuluyordu. Bunu takip edeceğiz. Bir diğer taraftan bir diğer emtia petrolün aslında yükselişi. Bu konuda çok konuşulan emtialardan bir tanesiydi. Orada da kasırgalar ve dün açıklanan OPEC raporu petrolü tekrar yukarı itmiş durumda. Brent petrolün 74 dolarlar üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz. Piyasalara baktığımız zaman hisse piyasalarında Amerikan vadelilerinin olumlu tarafta olduğunu görüyoruz. Keza Avrupa tarafında da olumlu karışık diyebileceğin bir senaryo var. 15-30'a kadar piyasalardaki fiyatlamaların bu yönde en azından temkinli tarafta kalacağını söyleyebilirim. Yatay tarafta kalacağını söyleyebilirim. İçeride baktığımız zaman dün Eurobond ihraçlarını takip ettik. Bugün itibariyle baktığımızda endeks tarafında biz 1430-1450 bandında bir sıkışmayı takip ediyoruz. Burada 1400 önemli bir seviye. 1400'un altına gelmesi durumunda 1400-1430'a kadar bir hareketlenme söz konusu olabilir. Tabii global anlamda risk iştahının bozulmasıyla beraber gelebilir diye düşünüyoruz. 1450 geçildikten sonra ise eğer 1450 geçilirse orada endeksteki alımlar güçlenerek devam edebilir gibi görünüyor. Deniz Yatırım, Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan, çok çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için ve Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Paz'ıyla değerlendirelim biraz da gündemi. Serdar hoş geldin hem kanala hem yayına. Tabii uzun süre konuğum olduktan sonra evet. Beraber çalışmak büyük keyif, çok şeyler öğreneceğim diye düşünüyorum bu süreçten ben de. Benim için de aynı şekilde. Şimdi Musa Bey de az önce söyledi, saat 15.30'da enflasyon verisi Amerika'dan gelecek, öncesinde piyasa evet. Temkinli olur dedi. Tecrübe öyle mi söyler, buradan başlayalım mı biz de sohbet? Çünkü Amerika'da bakıyoruz mesela, dün New York Fed bir araştırma yayınlamış, diyor ki önümüzdeki 3 seneye ilişkin enflasyon beklentileri 2013'ten bu yana en yükseğe gelmiş vaziyette. Şimdi bu sefer tabii bu tip verileri, böyle veriler alınca daha bir dikkatle takip ediyoruz. Evet, tabii bakıldığında bu pandemi süreci sonrası üretici fiyat endeksleri ciddi şekilde yukarı geldi. Yani gelişmiş ülkelerde hiç alışık olmadığımız seviyeler, çift tanelere varanlar oldu vesaire. Bunların tabii ki belirli süre buralarda kaldıkça tüketici fiyat endekslerine de ister istemez yansıması kaçınılmaz. Jerome Powell başta olmak üzere, Fed Başkanı başta olmak üzere yetkililer hep piyasaları bu fiyatlama mekanizmasını bozmak için yeterli bir şey değil. Bu geçici. Buna sakın alışmayın. Çünkü hani bunu biliyoruz ki fiyatlama mekanizması bir kere bozulduğu zaman, yani ben işte her sene %3, %5, %10 neyse o seviye, onu kafamda bir yer ettikten sonra artık bir daha geri dönüş zor. Yani enflasyonu hiç olmayan ülke mesela Japonya gibi yaratmak da zor ama bir ortaya çıktıktan sonra o canavar, onunla baş etmekte ayrı bir güçlük içeriyor. O yüzden hep mesajlarında bu geçici, çok fazla buna hani kalıcı olacak şekilde fiyatlama yapmayın diye uyarılarda bulunuyorlar. Ama geçici ne kadar, yani hı hı. Bu üretici fiyat endekslerinde bu maliyet baskısı oluştukça ister istemez şirketlerin kar marjları vesaire daralıyor olacak ve tüketici tarafına yansımak durumunda kalacaklar. Şimdi bu yıl sonuna kadar beklentilerde o Fed'in işte koyduğu ilk planda %2, daha sonra 2.4, oraların çok daha üzerinde gerçekleşmeler olacağı tahmin ediliyor. Ve hatta gelecek sene de o Fed'in hedeflerine tam olarak yakınsamayacağından bahsediliyor. Dolayısıyla bu kadar birkaç senelik bir hareketin de artık hani geçici olmaktan biraz daha kalıcı olmaya namzet bir durumda hale aldığını kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla bugün Amerika'dan gelecek olan veri, işte Cuma günü üretici fiyat endeksini karşıladık. %8'in üzerine çıktığını gördük. Bugün de %5'in üzerinde kalıcı olduğunu gösteren, teyit eder nitelikte bir Amerika'da tüketici fiyat endeksini görecek olursak, işte o da biraz daha işte dolar endeksini, Amerikan 10 yıllıkları vesaire diğer enstrümanları destekler. Risk iştahını belki biraz törpüleyebilir.
demek mümkün. Şimdi bugünkü veriden neler bekleniyor diye terminale döndüğümüzde aylık tarafta enflasyonun %0,4 artacağını düşünüyor ekonomist Medyan'a. Ağustos'a ilişkin gelecek olan veri de yıllık tarafta %5,3'lük bir beklenti söz konusu olmuş. Çekirdek tarafta ise yıllık %4,2, aylık tarafta %0,3'lük bir yukarı yönlü hareket görürüz diyor terminaldeki ekonomistlerin beklentisi. Şimdi bir yandan biz bu veriyi beklerken tabii örneğin Amerika'da 10 yıllıklar neye ne tepki veriyor? Veri meclisi evet. Neden yataylaşıyor? Neyi fiyatlıyor? Bunu da epeyce bir süredir tartışıyor. 10 yıllıklarda geldiğimiz seviyeleri ne kadar kritik görmek lazım? Şimdi 10 yıllıklar bir sıkışma içerisinde. Yani o enflasyon tehdidi ilk baş gösterdiği zaman işte Fed daha erken faiz artırımına başlar mı? Ondan sonra varlık alımlarını çok hızlı sonlandırır mı? O endişelerle beraber işte 1.70'ler vesaire oralara doğru geldik. Ondan sonra orada kalıcı olmadı. Tabii tam anlamıyla buralarda 2 kere 2 4 değil. Yani herkesin beklediği doğru olmayabiliyor. Çok uzun süre piyasalar olması gerekenden farklı yönde hareket edebiliyorlar. Yani kısa vadeli momentum oluşturan talep dengesi, uzak doğu Asya'daki ülkelerin işte dolar tercihi, farklı para birbirlerine kaymalarının zor olması, ondan sonra rezervlerini büyük ölçüde dolarda ve Amerikan tahvillerini değerlendirmede falan gibi. Yani bir ekonomik gerekçelerin gösterdiği tahvil faizlerinin yukarı çıkma gerekliliği var enflasyon nedeniyle. Diğer taraftan da işte kısa vadeli alımların, satımların, ondan sonra Amerika'nın yaptığı yeni ihraçların, her şeye rağmen Fed bilançosunun genişlemeye devam etmesi gibi bir takım faktörlerin direttiği şeyler var. İşte bir tanesi yükselen trend içerisinde Amerikan 10 yıllık tahvillerinde işte 1.25'lerin 1.30'ların üzerinde tutuyor. Ve buralarda kaldığı sürece... Şu anda da yine 1.33'ler evet, civarındayız tabii, değil yani mi grafikte de? En başta gördüğümüz yukarıdan düşüş trendi içerisinde bakıldığı zaman bir destek bulmuş gibi gözüküyor. Ama daha uzun vadeli yükselen trendinin de halen üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Yani bu iki daha uzun vadeli yükseliş trendiyle kısa vadeli düşüş trendinin bir noktada artık kesişmesi yani, gibi tabii değil yani, mi? Hangi yumurta daha sağlamsa o tarafa doğru hareket. Ama dediğim gibi ekonomik gerekçeler faizdeki bundan sonraki hareketin yukarı yönlü olması gerektiğini gösteriyor. Hani bu nasıl dönebilir? İşte istihdam rakamları çok zayıf gelir. Delta varyantı, yeni mu varyantı, arzu etmediğimiz sağlık konusunda bir takım negatif gelişmeler yaşanır. Bu yeniden açılma normale dönüşü daha da öteleyecek tarzda. Ya da jeopolitik riskler daha da artar. Amerika-Çin arası gerilim farklı bir noktaya evrilir vesaire. Yani dediğim gibi bir de diğer taraftan politik cephede, arenada gelişecek olan gelişmeler tabii ki 10 yıllık üzerinde etkili oluyor ondan sonra. Ama bu noktadan sonra hani ekonomik gerekçelerin artık ağırlığını göstermeye başlayarak bu yükselen trend dahilinde ilk planda 1.41-1.45'ler. Orası da eğer aşıldığı takdirde işte bu yıl içerisinde gördüğümüz zirvelerin bir kez daha test edilmesi gibi opsiyon piyasasında bakıldığı zaman bu yönde ciddi yönde pozisyonlar alındığını, yani kısa vadede büyük bir yükseliş olabileceğine dair Amerika'da pozisyonlar alındığını görüyoruz. Bir noktada tabii ki bu gerçekleşecek ama işte piyasaların irrasyonel olma süresiyle hani sizin de cebinizin ne kadar derin olduğuna ilişkin o meşhur Adam Smith'in lafını hatırlayalım. Dolayısıyla yani dayanma gücü doğrultusunda çok fazla kaldıraç kullanmadan bunları takip ediyor olmak daha mantıklı herhalde. Şimdi bunlar dolar endeksine nasıl karşılık bulur bir de orayı konuşmak lazım. Çünkü mesela 10 yıllıklardaki sıkışmayı az önce gösterdik. Dolar endeksi tarafında da aslında belli bir bant hareketi izliyoruz. Evet. Epeydir kabaca işte adını nasıl koyalım 90 ile 93,5 arası diye belki koyabileceğimiz evet. bir bandın içerisinde grafikte ekranımıza geldi. Orada da bir sıkışma var. Doğru. Ne yöne kırılacak burası? Eğer Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi yükselecekse o zaman bu seviyeler de burada kalıcı olmayacak herhalde. Evet, orada bahsettiğim gibi tabii hani alt sınır üst sınırı neresi aldığına çok bağlı. İşte 5 günlük mü, 10 günlük mü, 21 günlük mü yoksa 50, 100, 200 daha uzun vadeleri mi bakıyoruz. Ama bir taban oluşumu dikkat çekiyor ve hani orta uzun vadede buralarda kalmayacağı dolar endeksi çok net. Yani ya büyük bir kırılım, işte tapering'in başlaması, tahvil alımlarının azaltılması, faiz arttırım beklentilerinin şu an 2022 son çeyrekten belki biraz daha öne alınması, Amerika'da işlerin çok kuvvetli gelmesi, enflasyon tehdidinin öngörülemeyecek şekilde daha ivme kazanması vesaire gibi bir takım faktörlerle yukarı yönde hareket dolar endeksini de işte 93-94'leri aştırıp o korkulan seviyeler 96'lar hatta 100'lere kadar bir atak geçirmesi neden olabilir. Diğer taraftan işte Avrupa Merkez Bankası hani madalyonun diğer tarafı, tabii. bardağın dolu tarafı, boş tarafı, o tarafı da ciddi borçlanma dikkat çekiyor. İşte Almanya'dan, İtalya'dan, ondan sonra Hollanda'dan ciddi ihraçlar var. Dolayısıyla bunların da piyasa üzerinde yarattığı baskı. Tabii Almanya'da başta... Tabii onlarınki bir negatif faiz negatif, evreni değil mi? Orası yani, da bir ayrı enteresan. Kasa kirası veriyor negatif, değil mi yatırımcı? Tabii evet. Negatif daha az negatif. 0.33'ten 0.31'e yani daha az eksi faiz olduğu zaman faizler yükseldi deniyor. Orada tabii öyle bir evren söz konusu. Ama orada da kuvvetli miktarda borçlanmanın devam ediyor olması
Amerikan-Alman tahvil makası üzerinde. Şimdi Letonya dışında bu grafikte artı göremiyorum zaten, evet, faiz ki, veren ki, Euro bölgesine baktığınız yani zaman 10 yıllıklarda. Yunanistan bile neredeyse dediğim gibi sıfırlara oldukça yakın. Evet. Dolayısıyla Amerikan Avrupa tahvil faiz farkı, Amerika zaten hani pozitif veriyor ve işte Almanla Amerikan tahvil faiz arasında 1.60'lar 1.70'ler mertebesinde bir farklılık var. Ama bunun ikilere doğru, yani o Amerikan tahvil faizlerinde 1.40'lardan 1.70'lere doğru olabilecek bir atakla ikilere doğru kısa vadeli bakıldığında spread'in zirve yaptığı noktalar. Hani orada biraz daha euro doların aşağı yönde baskılandığı, yani işte 1.16'lar 1.17'den aşağı yönde baskılandığı ve dolar endeksi üzerinde de euro dolar paritesi %50'nin üzerinde bir katsayıya sahip olduğu için, yani ana bileşeni olduğu için dolar endeksini de 94'lerin üzerine doğru, işte 96'lara doğru götürebilecek bir hareketin başlangıcı olabilir. O yüzden işte Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam, enflasyon, Fed'in takip ettiği çekirdek PCE gibi faktörler çok yakından takip edilip anlık olarak çok kuvvetli reaksiyonlar doğurabilir. Çünkü bu yönde ciddi bir piyasada bunu tehdit olarak algılayıp hani bu noktada hızlı harekete geçebilecek, özellikle işte HFT dediğimiz tarz fonların hızlı hareketleri piyasada volatilitenin artmasına neden olabilir. Şimdi orada hem hani teknik faslı takip edeceğiz, işte hızlı, evet, frekanslılar ne yapıyor, hem Merkez Bankası politikaları ne kadar ayrışıyor orayı takip edeceğiz. Acaba, evet, Alman siyaseti de paritede karşılık bulur mu? Belki orayı da konuşabiliriz. Çünkü ayın 21'inde FED toplantısı var diyoruz ama, evet, 26'sında da Almanya'da seçimler var ve Merkel kanadı için anketler hiç de iyi gitmiyor. Evet. Öyle gözüküyor. Dün euro dolar paritesinde 1.17-70'lere kadar bir iniş gördük. 27 Ağustos'tan beri en düşükler. Şu anda 1.18-23'te işlemler devam ediyor. Evet. Şimdi az önce bir miktar konuşurken 1.16'lara doğru bir aşağı yönlü kırış söz konusu olabilir dedik, doğru, ama bunun içinde Amerikan, Alman seçimlerini de dahil etmiş miydin Serdar? Ya tabii, şimdi Alman siyasetinde de Fransız siyasetinde de, yani İngiltere Avrupa Birliği'nde denklemin dışında kaldıktan sonra hani Avrupa Birliği'nde ayakta tutan iki büyük ülkede de siyasi arenada bir takım çalkantılar var. İşte aşırı bir takım sesler var. Aşırı bir takım sesler var. İşte Macron tam anlamıyla o hani kuvvetli liderlik, işte Avrupa Birliği içerisindeki ikinci siyasetçi kimliğini yani tam olarak doldurabilmiş gibi gözükmüyor şu ana kadar. Başbakanların kabul oranlarına da vesaire bakıldığı zaman. Merkel de çok uzun zamandan beri devam eden bir ana figür ve hani onun yerini alacak olan insan, hani bir aynı partiden mi olacak, yani aynı denklem içerisinde mi devam edecek siyaset, yoksa hani yeni bir koalisyona doğru mu evriliyor, onun da netlik kazanmamış olması. Bir de bu Avrupa Merkez Bankası içerisinde işte Kuzey Avrupa ülkelerinin, yani Hollanda, Almanya, Avusturya ile beraber kuzey ülkelerinin de bu enflasyon tehdidine karşı bizim artık aksiyon almamız gerekiyor. Yani bu varlık alımlarını bari azaltalım, faiz arttıramayacağımız çok net ama buna işte İtalya, Fransa, hani güney ülkelerin, Portekiz vesaire karşı gelmesi var. Yani çok çok fazla çatlak ses var. Dolayısıyla hani bu da euro dolar paritesi üzerinde, işte dolar endeksi üzerinde hani siyasal birlik olamama noktasında Avrupa'yı biraz daha geride bıraktırıp paritede aşağı yönde baskıların oluşmasına neden olabilir. Bu noktada hani teknik anlamda parite toparlanma çabaları var ama işte 1.19-10'lar, 1.20'ler, hani buralara doğru bir atak olmadıkça, buraların üzerinde birkaç günlük kapanış görmedikçe aşağı yöne doğru baskıları destekleyecek daha fazla faktör varmış gibi gözüküyor. İşte Amerika'da borçlanma tabanı falan gibi, yani orada da risk faktörleri yok değil tabii ki, yani cumhuriyetçiler demokratlar arasında da işler tamamen netlik kazanmış değil. Tabii orada yoğun da, bir takvim orası orada için. Da bir takım riskler var. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara gibi kötünün iyisini yatırımcılar seçmeye çalışacak. Stiglitz demişti değil mi, kriz zamanında çirkinler arasında bir güzellik yarışması olacak. Kur savaşları yüzünden herkes kendi parasının yerini düşürmeye çalışacak. Artık yatırımcıya kolay gelsin diye. Şimdi bizde de tabii benzer bir durum var. Bizde de işte dolar ve euro tutan var. TL'nin getirisini enflasyona karşı cazip bulan var, bulmayan, evet, var. Döviz tevdiat hesaplarında hep rekorlar var. Bunları tartışıyoruz. Şimdi, evet, Eurobond ile ilgili ihraç tamamlandı diye az önce detaylar geldi ekranımıza. Ekim 2028 vadeli tahvilin artırım süreci vardı. Evet. 750 milyon dolarlık burada kağıt satıldığını anlıyorum. Faiz %5,7. Beklenti 5,95'ti. Onun altında gerçekleşmiş görünüyor. Yine 2033 vadeli kağıda da baktığımızda orada da 1,5 milyar dolar zannediyorum borçlanılmış. Evet. %6,5'luk bir faiz seviyesi. Beklenti 6,75'ti. Dün de Citi, JP Morgan ve Societe Generale yetkilendirildi diye haberi vermiştik. Şimdi bu oranları bir miktar diğer gelişen ülkelerde karşılaştırdığımız zaman hem onlara karşı biz nasıl duruyoruz, hem de mesela yerli yatırımcıyız, elimizde döviz var, Eurobond cazip bir alternatif midir dolar yatırımcısı için? Bir de o açıdan bakalım mı? Tabii ki bunlar hani başarılı ihraçlar. Hazine müsteşarından gelen açıklama 4 katın üzerinde talep geldiğinden, evet, bahsediyor ki olumlu tabii ki bir rakam. Ondan sonra ama tabii ki Türkiye'nin şu anki işte 5 yıllık CDS kredi riskli mevduat primi işte 360'larda 370'lerde, dolayısıyla
İşte Amerikan 10 yıllık tabi faizi 1.30'larda seyrederken yani biz en azından bunun üzerine bunu koyup işte bir de bir ek likidite primi, vade primi gibi yani işte %5.5'lar, 6'lar civarında hatta işte 12 yıllık tahvil için 6.5 civarında bir bedel ödüyoruz. Bu tabii ki hani bakıldığı zaman tarihsel ortalamalara göre nispeten yüksek. Yani Türkiye geçtiğimiz yıllarda bundan daha düşük faizlerle borçlanabiliyordu. Ondan sonra işte Endonezya gibi, Brezilya gibi vesaire ülkeler daha düşük. CDS'leri doğrultusunda yani CDS'lere büyük ölçüde paralel geliyor. Yani bizim CDS'imiz de 500'lerden işte 350'lere doğru bir gerileme trendi içerisinde ama hani dünyada bu Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın bilançolarının işte 8'er trilyon dolar ve üzerine geldiği noktada yüksek getirililere olan talep o kadar fazla ki işte Amerika'da yeni ihraçlar her gün yeni rekor seviyelerde ihraç yapılıyor ve kredi notu bir nebze düşük olan firmaların daha yüksek ödediği faize inanılmaz bir talep var fon yöneticilerinden. Bu noktada hani Türkiye'de yılın geri kalanında ya da önümüzdeki zamanda hani bu fırsat sunuyor olabilir yabancı yatırımcılara. Burada hani CDS'te bir miktar daha işte 350'lerden 300'lere doğru vesaire yani yıl içerisinde gördüğümüz 280-290'lara doğru bir geri çekilme olduğu takdirde daha iyi bir talep söz konusu olabilir. Bireysel yatırımcı açısından bakıldığı zaman tabii ki bir vade uyumsuzluğu var. Yani DTH tarafında bakıldığında işte aylık, 3 aylık vesaire bir vadede yatırım yapılıyor. Burada hani Eurobond tarafında kısa vade dediğimiz zaman işte birkaç yıllık hatta 5 yıllık falan anlaşılıyor. Dolayısıyla hani, ama orada bir al-sat potansiyelini tabii al-sat değerlendirmek potansiyeli, bir sermaye lazım. Kazancı potansiyeli var. Yani faiz kazanma potansiyelinin dışında. Yani aldığınız tuttuğunuz Eurobond'dan faizler geri geldiği CDS aşağı geldiği noktada da değer artış elde edilebilir. Ama işte bir türbülans vesaire söz konusu olduğunda da yani dolayısıyla hani vade sonuna kadar ben zaten hani bu yatırımı unutabilirim vesaire gibi yaklaşabilecek olan yatırımcı açısından biraz daha cazipmiş gibi gözüküyor. Yoksa tabii ki bu işte kuponların faizleri belli. İtfa değeri vesaire belli. Hani vadesine kadar beklendiği takdirde o getiriyi size sunan bir enstrüman. Dolayısıyla hani mevduatta vade uyumsuzluğu dışında tabii ki Eurobond'un önemli yatırımcılar açısından pozitif etkileri var. Tabii ki Eurobond mevku kıymetinin de sonunda mevduat değil. Hani onu bir kez daha belki altını çizmekte de fayda var. Başka bir risk profilinden de bahsediyoruz esasında burada. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Paz'a çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Efendim bugün de Fokus'un böylece sonuna geldik. Yarın sabah saat 7'de İlk Söz programında tekrar beraberiz. Hoşçakalın.